Tenceresi elinde, Oktay Usta mutfağında. Hoş geldiniz sevgili seyircilerim. Bugün sizlere çok özel bir pilav hazırlayacağım. Arpa şehriye pilavı olacak. Hazmı çok kolaydır ve çok lezzetli bir pilav olacak. Kızım Tuana dedi ki, babacığım dedi, senin videoların arasında domatesli şehriye pilavı göremedim dedi. Demek ki gençler şehriye pilavını çok seviyorlar. Tavuk soteyle, mantar soteyle, fırında pişmiş biftekle ya da kudu incikle bir güzel gider. Bu güzel pilavın tarifini sizlerle paylaşacağım. Neler varmış malzeme listemize? Bir paket arpa şehriye, 2 çorba kaşığı domates salçası, 2 çorba kaşığı tereyağı. Hep ikişerden gidiyoruz. 2 biber, 2 domates. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, tuz ve suya ihtiyacımız var. Son derece kolay ve çok lezzetli bir pilav için. Hazır mısınız? Alıyorum erime. Efendim şehriyemi. Gidiyor tencerenin içine. Evet, şehriyemizi tencerenin içine aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun, kilo olmasın. Herkes formunda ve zinde olsun. Enerjinizi verin mutfakta lezzetlere. Evet, tereyağını da alıyorum. Şimdi tereyağı da alındı. Hemen buraya zeytinyağı da ilave edeceğim. Zeytinyağı, çiçek yağı, hangisine imkanınız varsa. Bakın zeytinyağının güzelliğine bakın. Şuraya kaşığın içine dökeyim. Ege'nin incisi. Güzelim zeytinyağı olunca daha da bir sağlıklı oluyor. Hem tereyağı hem zeytinyağı. İkisi mükemmel oluyor. Kısık ateşte altın sarısı oluncaya kadar kavuruyorum. Bu sırada biberi ve domatesleri doğruyorum. Sırasıyla tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Ama sizden ricam, videoyu lütfen atlamayın. Sonuna kadar izleyin. Gerçek lezzetler ortaya çıksın. Sevgili seyircilerim, şu anda altın sarısı oluncaya kadar şehriyelerimiz kızardı. Hemen tuzunu ilave ediyorum. Evet, tuzu da ilave ettikten sonra bakın köpük köpük oluyor. Tereyağı ile birlikte kızardığı zaman böyle güzel bir görsel ortaya çıkıyor. 2 tane biberi doğradıktan sonra önce biberi alıyorum. Güzel yeşil biberin kokusu ve tadı ortaya çıksın diye. Hemen yeşil biberle şöyle dakikalarla böyle hemen bir döndürüyoruz. Biberin kokusu çıkıyor ve hemen hiç bekletmeden şimdi buraya salçası gelecek. 2 çorba kaşığı salça. Salça koyduğumuz yemeklerde önemli bir püf noktasıdır. Biraz salçayı kavurursanız çok lezzetli olur. Bakın yeşil biberin rengi çok güzel oldu. Az salçalı seven ya da hiç salça koymadan sadece domatesle pişirmek istiyorum diyen seyircilerim de olabilir. Uygundur, olur efendim. Ben böyle biraz kırmızı renkli olsun istedim. Çünkü domatesli bir şehriye pilavı hazırladığım için domatesin hem salça da domatesten yapıldığı için kırmızı renkli ve müthiş bir lezzetli olsun istedim. Evet. Şimdi salçayla güzelce karışıyor. Şehriyemiz hemen 2 tane domates doğruyorum burada. Bir tanesini doğramıştım. İkinci domates de geliyor. Kabuğunu isteyenler soyabilirler. Tercihe kalmış. Evet, hemen incecik ikinci domatesi doğruyorum. Biber, şu anda salça, arpa şehriye hepsi hazır. Hemen büyük olanları şöyle bir daha geçiyorum üzerinden. Lezzetli olsun. Evet, şimdi salça da buluşmuştu. Ve son olarak domates gelecek. Hızlandırıyorum şimdi. Kısık ateşte ağırdan ağırdan kavurmuştum. Gel bakalım. Domates sevgiyle geliyor. Yiyenlere şifa olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, domatesle buluşunca çok lezzetli oluyor. Sevgili seyircilerim. İsterseniz yanında yoğurt, salata da olabilir. Yani böyle hafif yemek isteyen seyircilerimiz de olabilir. O sizler için de çok faydalı, güzel bir lezzet ortaya çıkmak üzere. Domatesle ilave edince hemen şöyle bir dakika kadar çevirin. Domatesin erimemesi gerekiyor burada. Pişerken orada kendini bırakacak. Sadece o çiğ halini bırakmış
pişmeye doğru ilerlemiş olmasını istiyorum. Şimdi su ölçüsü mutlaka sorulacaktır. Ondan dolayı su ölçüsünü yapalım. Sıcak suyum hazır şu anda. Bir litreyi bir dökelim, görelim. Bir litreyi hazırlıyorum şu anda. Tamam. Bir litre kaynar su hazırladım. Domates de, biber de hepsi buluştu. Ve şimdi su iniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arpa şehriye pilavı normal pirinç pilavından daha fazla su çeker. Ona dikkat edelim. Şöyle bir hemen biraz karıştırayım. Bakalım ihtiyacı var mı? Evet, 1 litre su ilave ettik. 1 litre su yeterli. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte ağırdan ağırdan pişiyor. Bu pilavın bir özelliği de pişti. Ara ara karıştıracaksınız, yoksa dibine tutar ve sıcak sıcak dumanı tüterken servis ederseniz çok güzel olur. Pilavımız çok güzel oldu. Sevgili seyircilerim, şimdi hemen ocağın ateşini kapattım. Ocaktan alıyorum. Direkt servis edeceğimiz yere doğru yaklaşıyorum. Normal pirinç pilavı gibi, bulgur pilavı gibi dinlendirmiyoruz. Direkt servis, bakın. Kapağını açacağım, buharı çıkacak. Çıkar mısın canım? Vay! Çok güzel oldu. Pilavımız enfes oldu. Hemen servis vaktiyiz. Bakın kaynıyor. Görüyor musunuz? Bak kaynar kaynar servis edeceğiz. Bir de karıştırayım şöyle. Kuru bir pilav olmaması gerekiyor. Yumuşacık böyle et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz güzel bir domatesli şehriye pilavı tarifi sizlerle paylaşmış bulunuyorum. Dumanı tüten güzel lezzetli bir pilav oldu inşallah. Faydalı olmuşumdur. Bu niyetlerle, bu temennilerle benim mutfağıma giriyor, lezzetleri sizler için hazırlıyorum. Bir de kuzu incik olsa yanında ne de güzel gider. Evet, sevgili seyircilerim, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beğeni butonuna basıp, abone olup dostlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Efendim yeni bir lezzette, yeni bir videoda buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.